Kim ne derse desin. Bedbinlik ister geçen asırdan kalma adi bir moda, ister gençliğe mahsus bir sinir buhranı, inkırazı, nesillerin mefkuresizliği olsun. İsterse vakti geçmiş bir felsefe akidesi, oldukça zırva bir telakki, bir safsata. Nihat kelimenin en haşin manasıyla bedbin. Ona göre yaşamak, büyük bir fenalık şirketine ortak olmaktır. Ve fazilet, kuyruklu bir yalandır. Ömer'den bugüne kadar kim bunun tersini düşünebildi? Kuvvetin bir diğer ismi cinayet ve zekanın bir diğer ismi dolandırıcılıktır. Nihat, yaşamanın sırlarını anlamak için her yeni hakikati yutmaya hazırlanmış, aç bir tecessüsle bugüne kadar hayatta ve kitaplarda şu basit mananın anahtarını aradı ve buldu. Yeryüzü rezillerindir. Ve Darwin'in bulduğu hakikat yabana atılamaz. Hiçbir gün bayatlayamaz. Bu ezeli boğuşmada hak kuvvetliyedir. Kuvvet nedir? Ötekini ezmek için her vasıta. Eski Yunanlılar bunu anlamışlardı. Halbuki bugün kanun da kuvvetlileri himaye ediyor. Sırası gelince kanun bir dolandırıcıya şeref, bir katile nişan, bir hırsıza paye veriyor. Hele Türkiye'de bu ne kadar çok böyledir. İnsanlar var ki bu memlekette ellerini sıkmak cürümlerin en büyüğüdür. Rezalette siretleriyle suratları daimi bir yarış halindedir. İnsanlar var ki dünyada mahpuslar, ahirette cehennem bile kabul etmez. Çünkü rezalet bile onlardan tiksinir ve çekinir. İnsanlar var ki melanetlerini saf bir milletten gizleyebilmek için dünyanın en güzel ülkesinde hayata çıkmışlardır. Ancak Türkiye'de muammer olabilirler. Öyleyse nereye güvenmeli? Hiç. Bunun için kara geceye, yapayalnız, sefil bir odanın ortasında, tavanın çengeline takılıp da kas katı sallanmak. Yahut biraz kömürün katran ağır havasını içe çeke çeke sarı ve katı bir külçe olmak. Yahut beyni bir kurşunla dağıtmak, bir usturayla gırtlağı uçurmak, bir binanın üst katından atlayarak simsiyah boşluklardan ok gibi vınlaya vınlaya geçtikten sonra yerde patlamak. Yahut ölüme gidişin herhangi bir türlüsü korkunç ve güzeldir.